İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz. Bedelli askerliğin gündemde olduğu şu günlerde GRT TV olarak vatandaşlara mikrofonlarımızı uzattık. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar ise bedellinin çıkmasına karşı olduklarını ifade ettiler. Kimi okulu, kimi işi nedeniyle askere gidemiyor. Türkiye'de 5.5 milyon asker adayı var. Bunlardan 570 bini yoklama kaçağı. Bu nedenle bedelli askerliğin çıkartılması yönünde. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar bedellinin çıkmasına karşılar. Bence yanlış bir düşünce olarak düşünüyorum. Çünkü biz yıllar yani abilerimiz, kardeşlerimiz, amcalarımız onu vesaire herkes gidip askerlik yapıyor. Vatan için mücadele ediyor mesela. Vatanı görevini yerine getirirken bir başkası parası olduğu için gidip de bedelli askerlik yapıyor. Yanlıştır abi yani. Askerliğini yaptın mı? Yapmak üzereyim. 2 ay sonra askerim Allah'ın izniyle. Ve vatanım için kanımın son damlasına kadar vermeye hazırım abi Allah'ın izniyle. Yanlış abi ya. Neden yanlış? Yanlış çünkü bir borcumuz ya vatana. Yapmamız lazım askerliği. Bedelli askerlikle ilgili herkes parasını verip gitmemesi yönündeyim ben. Çünkü bizden önce gidenlere haksızlık olur. Yani ben öyle düşünüyorum yani hak yememek için. Bizden önce gidenler parasını verdi 18 bini. Gitmediler. Biz de 18 bin lira yatırarak devlete katkıda bulunarak gitmeyebiliriz yani. Bedellik yani iyi bir şey değil. Yani vatanı görevimizi yapmak daha mümkün olması gerek. Yani parayla yapmak, parasını ödemek gibi bir şey yani iyi bir şey değil. Bence çok saçma yani. Yani herkes askeri... Yani her erkek bireyin askerlik yapması zorunlu bence. Kaç yaşındasın? 19. Bir sene sonra askere gideceksin. Askere gideceğim. Sen kendi şahsen bedelli düşünmüyor musun? Yok, düşünmüyorum. Ya bedelli şimdi iyi biri. Askerlik yapamayan vardır. Yani ya, devletin bunu uygulaması iyi bir şey. Ama şimdi... Bedelli askerliğin de adaleti yok. Şimdi parası olan yapıyor biliyor. Ama yapamayıp da parası olmayan ya mecbur askere gidiyor. Abi şimdi bedelli abi ben bedelliye karşıyım abi. Niye dersen abi çünkü milletvekillerinin 20 yaşındaki çocukları iş adamı olurken abi bizim gibi garibanların çocukları da gidip vatan uğruna şehit olduğunda yani bizim de zorumuza gidiyor abi. Yani ben söylemek istediğim hani bedelliyi çıkarıyorsan abi o parayı harcayacaksan başka yerlere harcaya, hayırlı işler yap abi. Evet. Her şeye zam, her şeye zam abi olmaz yani. Ya bedelli asker tamam da kendilerinin çocuğu gitmez, bu ya bela karmanların çocuğu gider. Ben 24 ay askere yaptım, 24 ay gemide yaptım, mayıncıydım. Anam dilim saçım bana bakal oldu, canını sevdiğimin. Senin benim çocuğum gitmiyor. Fahri Alaman çocuğu harbe gidiyor. Salsınlar Arapları şeye, harbe salsınlar. Tabii. Evet. Senin benim paramla kesilip gidiyor, arabana para veriyorlar. Vallahi ben bedelli askerle uygun görmeyeyim ya. Fakir çocuğu yapıyor, zengin çocuğu mesela paralı gidiyor, parayı veriyor, gitmemezli gidiyor. Fakir çocuğu da gidiyor orada mesela öldüğü zaman boşa yere ölmeyeyim yani. Bedelli askeri düşünmüyorum ben. Hiç kimse için düşünmüyorum. Çünkü bedelli askerlik zenginin parası var, çocuğunu göndermiyor. Fakirin parası yok, mecburiyetten çocuğunu askere gönderiyor. Bu adaletsizlik yani. Hani bedelli askerlik olmasın ya. Hani madem ki fakirler böyle vatanı koruyorsa zenginler de korusun. Yani, hani zaten şu şekilde bir şey var. Hani biz yani zengin insanlar değiliz bizler. Hani zengin madem ki fakir insan koruyorsa vatanı mecbursa buna. Zengin insan da mecbur kalsın. O da korusun vatanı. Hani kimse madem ki fakirin annesi ağlıyorsa zengin de annesi ağlasın. Bedelli askerlik işine de iç açıcı bakmıyoruz. Hani kardeşlerimizin diğer kardeşlerimiz gidiyorsa diğer kardeşler de gidecek. Sen milletvekilisin, milletvekilinin oğlusun diye askere gitmemezlik yapamazsın. Ya zenginin oğlu askere gidecek, fakirki de gidecek. Herkes gidecek yani. Askerlik şahıs meselesi değil, vatan borcu. Vatanın borcu için gitmek lazım abi. Fakir fukaranın çocuğu gitsin, ölsün orada. Zenginler parayı bastırsın. Oh ne ala. Ondan sonra Suriyeliler de burada haybeden yaşasın. Şu milletin rezilliğini, işsizliğini, çaresizliğini, perişanlığını ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyorum. Adalet yok, hak yok, hukuk yok, tecavüz yok, hak arama yok, toplum düzeni yok. Vatan millet Sakarya millet uyutuluyor kardeş. Peki sizin paranız olsa çocuğunuzu askere gönderir misiniz? Gönderirim tabii ki. Askerlik yapmayan adam bomboş bir adamdır. Sizce bu cinayetler, bu gayrimeşrular,
bu maddeler niye çoğaldı acaba? Maneviyat yok, merhamet yok, insanlık yok, inanç yok, hiçbir şey yok. İyi bir söylem var. Vatan millet Sakarya yaşasın. Yok kardeşim, yok öyle bir dünya, yok gerçek hayat değil. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Açın televizyonları, görün haberleri. 3 yaşındaki çocuğa tecavüz ediyor. Devlet onu içeride besliyor. Böyle adalet mi olur? Benim param yok, ben askerlik yapayım. Beyefendi bir yerine çalmış çırpmış, askerlik yapmasın. Garibanın çocuğu hadi savaşa. Sizce bugün uzman çavuşlar neden çoğaldı acaba? Millet para için gidip ölüyor, ölüyor. Vatan millet Sakarya yaşasın, vatan ölmez. Türkiye bölünmez, vatan bilmem sağ olsun. Öyle bir dünya yok. Yok kardeş, ben buradan aykırıyorum. Cumhurbaşkanı da duysun, başbakan da duysun, Adalet Bakanı da duysun. Ben Antep'te oturuyorum. Adım, sanım, soyadım, yerim, merkezim bellidir. Sorun buradaki insanların hepsine sorun. Benim söylediklerimin aynısını söyleyecekler. Vatan millet Sakarya. Adam para için ölüyor ya. Ne vatan bileti? Bir aylık vermesine kimse askerlik yapmaz. O gönüllü askerlik yapan ana kuzuları hariç. Gönüllü yapıyor adam. Vatanımı korumaya gidiyorum diyor. Bir sene 18 ay. Ben 18 ay yaptım. Pişman değilim. Ama şu durumda ben... Ortayı ne giderim diyorsun? Hayır. Şu durumda gitmem. Kimi koruyacağım? Suriyelileri mi koruyacağım? Benim insanlarım ölsün. Onlar burada keyif çalsın. Bakın. En son model. Durdurun sorun. Nerelisin diye sorun. Gaziantep Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır ise özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlar için ülkelerine manevi bir katkılarının olmadığını, ancak ülkenin kalkınması için maddi destek verebileceklerini ifade etti. Biz bedelli askerliğe biraz karşıyık. Neden karşıyık? Çocuklarımız bu vatana şehit verdik. Ne için verdik? Vatan için, milletin için, bayrağın için şehit verdik. Burada bedelli askerlik eğer olacaksa, şöyle bir şey olsa, zaten adam yurt dışına gitmiş, işini kurmuş, gücünü kurmuş, 2 senede, 3 senede, 5 senede bir kere geliyor burada, istediğine kadar geziyor, denizlerden, öteden, beriden geziyor, yine çekip gidiyor. Ya burada kaçak da gelebiliyor bu adam, pasaportla da gelebiliyor bu adam. Çünkü iki tarafta vatandaş görüküyor. Ondan sonra bize zaten bir hayır yoktur. Bu adamın yaşı 50 olsa, 60 olsa, biz bu adamı asker kaçağı diye yakalasak, bize ne faydası olur ki? Bize 70 yaşında adam, bundan sonra ne faydası olur? Madem böyleyse, hiç olmazsa Türkiye'mize bir bütçe sağlamak için onların parası, biz çocuklarımızı veriyorsak ona da parası versin madem böyleyse. Zaten bize hayır yoktur. Seçim gelir, bize hayırları yoktur. Askerlik gelir, Türkiye'ye bir hayırları yoktur. Para gelince, hiç olmazsa paradan hayırlar olsun elleme. Bizim başımızda büyük bir lider seçtik. Bir cumhurbaşkanımız seçildi. Bir hükümet, mesela bugün oranın, oy oranının yarıdan fazlasını alan bir hükümet seçtik. Bunlar bizden daha iyisini bilirler. Biz tabii ki, evet, ciğer acısı bizde var. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama öbür adamın kulağı bile duymuyor. Elleme onun da parası geçsin. Benim ciğerim gitmişse onun da parası geçsin elleme. Tabii baştaki büyüklerimiz bu işi daha güzel organize ediyorlar. Daha güzel uyguluyorlar. Onlar daha ileriyi görüyorlar. Onlara da tabii saygımız var. Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. birleşimi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel Başkanlığında gerçekleşti. Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. birleşimi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel Başkanlığında yapılan mecliste gündemde yer alan 9, gündem dışından gündeme alınan 1 olmak üzere toplam 10 madde görüşüldü. Güvenlik ve estetik unsurlar göz önünde bulundurarak teknik altyapının imkan verdiği ölçüde yer altına alınması şartıyla hazırlanan trafo alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Teklifi komisyondan geldiği şekliyle olanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeni bölge basınç düşürme istasyonları kurulması gerektiği belirlenmiştir. Söz konusu mahalle sınırları içerisinde belirtilen alanlarda doğal gaz hizmet alan abonelerin ihtiyaçlarının
daha sağlıklı karşılanabilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli regülatör alanı uygulama imar plan değişikliği komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, teklifin komisyondan geldiği şekliyle onanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları onaylanmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılamayacağından, söz konusu taşınmaz üst ve alt ölçekli imar planlarında kavşak noktası bulunması nedeniyle karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğin 37. maddesi uyarınca akaryakıt, LPG satış ve servis istasyonu olarak planlanamayacağından, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. Dava Mahkemesi'nin 27 Mart 2018 tarih 2017-6663 esas 2018-715 karar sayılı kararına konu olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik talebi komisyonumuzca incelenmiş ve yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca reddi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tek kavşak olması asebiyle. Evet. Evet. Teklifin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin bir şekliyle onanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Bu mahallelerde çok büyük bir gece oda yapılması var buralarda. Kaçak yapılması daha doğrusu yani buralarda. Malum bu hafta bu mahalleler de faydalanıyor bu imar barışında. Geliyorlar vatandaşlar çevre şehircilik il müdürlüğüne gidiyorlar. Başvuru yapıyorlar. Hem adamın yerini imar barışıyla af ediyoruz. Hem kentsel dönüşüm alanına soruyoruz. Birinci sorun bu. İkinci sorun, adam 15 yıl önce bir bina yapmış. Burada bir çatı katında veya bodrum katında bir çıkma yapmış. Binada fazla bir yer yapmış. Biz bu adama orada bir hak sahipliği belgesi veriyorlar başvuru yaptığında. Biz belediye olarak bu işin neresindeyiz? Vatandaşlar bu başvurularda sonra ne olacak? Bu adamlara bir imar projesi tadilatı yapıp da diyelim ki adam fazla çıktığı yerlerle ilgili bir imar projesi tadilatı yapılması gerekiyor. Bir tadilat yapıp bu adamlara tekrar yeni bir kapı mı verilecek? Bunun için bize bilgi verebilir misiniz? İmar barışı ile ilgili yeni bir açılım yapıldı. Bunlarla ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkili kılındı. Belediyeler değil, buradaki birinci maddedeki sözünüz. Bunlarla ilgili şu anda bizim teknik arkadaşlar da çalışma yapıyor. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yapı kullanım belgesi aldıktan sonra onunla ilgili ne gibi işlem yapılacak? Bununla ilgili bizim şu anda İmar Müdürlüğümüz, teknik arkadaşlar planlamayla ilgili beraber çalışıp şu anda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'yle de görüşmeler yapılıyor. Onlarla birlikte neticelendikten sonra şu anda zaten başvurular alınıyor Mehmet Bey, dikkat ederseniz. Onun dışında çok bir işlem de yapılmıyor. İşte oradaki beyana göre bir para yatırıyor. Ondan sonraki gelişecek durumu bizim teknik heyetle konuştuktan sonra size onlarla ilgili de bilgi vereceğiz. Yani onu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile konuşularak Ankara'dan gelen bilgiler de olsun. Bütün yetkiyi onlara vermişler. Biz sadece biliyorsunuz buradan bir çıktı veriyoruz onlara, yerin konumu bu adama ait mi değil mi diye. Binanın değeri. Evet, evet. Beyan veriyoruz. Onun dışındaki bizle ilgili bir konu yok ama şu anda bunun vatandaşı aydınlatmak için bizim teknik arkadaşlarımız, başkanımız şey yaptı, onları topladı, söyledi. Onlar da bir çalışma yapıyor. Yalnız Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'yle konuşularak yapılıyor. Ondan sonra da sizleri bilgilendirelim. Gaziantep'te narkotik timler yürüttükleri çalışmalar sonucu bir uyuşturucu imalathanesine baskın düzenledi. Gaziantep'te narkotik timler yürüttükleri istihbarati çalışmalar sonucu bir uyuşturucu imalathanesine baskın düzenledi. Uyuşturucu imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürüttükleri istihbarati çalışmalar sonucunda Şehit Kamil İlçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve eve baskın düzenledi. Uyuşturucu imalathanesinin bulunduğu operasyonda ekipler narkotik arama köpeği Onyx'in de katıldığı arama çalışmalarında uyuşturucu madde imalatında kullanılan 200 gram efedrin, 32 kilogram kırmızı fosfor, 40 litre sarı renkli sıvı, 10 litre kırmızı renkli sıvı, 70 litre saydam renkli sıvı, kimyasal maddeler ve ekipmanlar, elektrikli ısıtıcı, cam fanus, plastik sürahi, terazi, blender, huni, filtre kağıt, kova, bidonla imal edilmiş 3 kilo 350 gram metamfetamin maddeleri ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahısların yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 2 ayda 150 yavru dünyaya geldi. Gaziantep'te etkili olan sıcak havalar hayvanların üremelerini arttırdı. Hayvanat bahçesinde 2 ayda 150 yavru dünyaya geldi. Gaziantep'te 300 türden 7000'den hayvanın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Mayıs ayından itibaren hayvanlar için doğum mevsimi başladı. Doğal koşullarda ve dengeli beslenen hayvanların son dönemlerde artan sıcaklıklarla birlikte doğurma oranı arttı. Daha önce %70'lerde bulunan doğurganlık oranı son 2 ayda %90'lara ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, her yıl olduğu gibi bu yılda hayvanat bahçesinde hayvanların doğum mevsimi başladı diyerek sözlerine şöyle devam etti. Ceylanlardan, kangurulardan, aslanlardan, kaplanlardan büyük yavrular almaktayız. %85-90'a varan doğurganlıklar olmakta. Bu da bu hayvanların ne kadar doğal ortamda olduklarını ve doğal barınaklarda beslediğimizden ve dengeli rasyonlarla beslediğimizden dolayı kendilerinin doğurganlık oranı artmaktadır. Yaklaşık olarak şu zamana kadar 150'ye yakın yavrumuz olmuştur. Bunlar da tabii bize mutluluk veriyor. Herkesi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bu yavruları görmeye bekliyoruz. Doğal koşulları bunlar mı etkili oluyor doğurganlık? Zaten normal olarak Mayıs ayından itibaren bu hayvanların doğum mevsimleri başlıyor. Ama en önemlisi bu hayvanların dengeli rasyonlarla beslenmeli ve doğal barınaklara uygun olmalarından dolayı oluyor. Bir de hayvanlara verdiğimiz mineraller, vitaminler de çok etkili oluyor tabii. Gaziantep'te babadan kalan mirasını antikaya yatıran Hanife Özaslan, kendi oluşturduğu Dünya El Sanatları Müzesi'nde tarihe tanıklık etmiş fotoğraf makinelerini sergiliyor. Gaziantep'te babadan kalan mirasını antikaya yatıran Hanife Özaslan, kendi oluşturduğu Dünya El Sanatları Müzesi'nde tarihe tanıklık etmiş fotoğraf makinelerini sergiliyor. Babasından miras kalan fıstık tarlalarının gelirini antikaya yatıran Özaslan, oluşturduğu müzede sergilenen eşyalarla Osmanlı döneminin kültürünü yansıttığı müzesinden eskisi 1800'lü yıllara ait toplam 100'e yakın fotoğraf makinesi sergiliyor. 1850 yapım, belki de daha da eski. Filmlerde falan da görmüşsünüzdür. Çoğu filmlerde kullanılıyor. Şurada 50'den fazla, 100'den fazla çeşit makineler var. Onlar da şimdiki makinelerden yani çok zor. Bir fotoğraf çekiliyor şu makinelerle. 7 hafta sonra, 2 hafta sonra gelip tekrar şey çıkartıyorlar. Şimdi elimizde cep telefonu var. Hemen 2 dakikada çekip fotoğrafçı da çıkartıyoruz. Evet, çoğu eski yani Gaziantep'te değil, Türkiye'de falan nadir bulunan eşyalardan. Ziyaretçiler evet geliyor, bakıyor. Yani hayatında görmedikleri fotoğraf makinelerini burada gördüğünde şaşırıyor. Kameranın arkasına geçip fotoğraf çektiriyorlar. Eskiyi hatırlıyorlar. Bazı yaşlı nenelerimiz geliyor. Gördüğünde bazen duygulanıyorlar falan. Fotoğraf makinenin yanında birkaç fotoğraflar da var. O fotoğraflar da o fotoğraf makinelerinde çekilmiş. Kim bilir belki de bu fotoğraf makinesi kaç tane evli çiftin, askere gidenlerin fotoğraf çekildiği bir makinedir. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına biz izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar.